Ama Haber Bülteni Ali Efendioğlu'yla başlıyor. Merhabalar efendim. Türkmen Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce başlıkları izleyelim. Kötü hava koşulları şartlarına, yolun uzaklığına ve zorluğuna rağmen başkent Bağdat'ta olan ziyaretçi akını devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı ziyaretçileri taşıma sürecini tartışmak ve geri dönüşe hazırlanmak için bir operasyon odası kurulduğunu açıkladı. Enerji dosyasında devlet desteği ve Irak'taki elektrik krizinin sona erdirilmesinde ve Başbakan denetiminde Elektrik Bakanlığı Amerikan General Electric Şirketi ile bir mutabakat imzaladı. Güvenlik açısından Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bağdat'ta iki kızı kaçırıp öldüren bir çetenin tutuklandığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki barınma merkezlerinden 59 Iraklının Musul'a tahliye edildiğini duyurdu. Deprem felaketinde ayrıca Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 Güney eyaletini vuran yıkıcı deprem sonucunda etkilenen bölgelerden 216 binden fazla insanın tahliye edildiğini duyurdu. Deprem felaketinde ayrıca Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 Güney eyaletini vuran yıkıcı deprem sonucunda etkilenen bölgelerden 216 binden fazla insanın tahliye edildiğini duyurdu. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Bültenin başlangıcı Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşit'in İmam El-Kazım'ın aleyhisselam şehadeti yıl dönümünde dersler çıkarmaya yönelik çağrıda bulunduğu Recep ayı ziyareti haberlerinden olacaktır. Cumhurbaşkanı Reşit açıklamasında ayrıca adalet bir arada yaşama ve çeşitlilik değerlerini pekiştirmek için özgürlüğün değerine bağlı kalmaya yönelik vurgu yaptı. Kötü hava şartlarına rağmen yolun uzaklığına ve zorluğuna rağmen başkent Bağdat'ta olan ziyaretçilerin akını devam ediyor. Milyonluk ziyaretin zirve saatlerinde yaklaşmasıyla Kazımiye'deki caddelerin çoğu güvenlik güçlerinin geniş bir yayılımına ve sıralanan binlerce mevki ve hizmet çadırına ek olarak hizmet koşulları ve sağlık müfrezeleri için büyük bir alarm geçmesine tanık oldu. Buna karşılık Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şia El-Sudani, güvenlik önlemleri ve El-İmameyn El-Kazimiyeyn ziyaretini güvence altına almak için planlarını uygulama süreci ve Federal Polis 8. Tugay'ı karargahını ziyareti sırasında başkomutan bir güvenlik toplantısına başkanlık etti. Güvenlik operasyonlarının uygulanmasının gözden geçirildiği bir askeri istihbarat başkanlığı karargahında güvenlik durumunun takip ve değerlendirmesine ayrılmış bir toplantıya başkanlık ederken Başkomutan El-Sudani toplantıda istihbaratın yoğunlaştırılma çabaları ihtimalatını verdi. Ve Ulaştırma Bakanlığı ziyaretçileri taşıma süreci tartışmak ve geri dönüşe hazırlanmak için bir operasyon odası kurulduğunu açıkladı. Bakanlığın İdari İşler Danışmanı Hazim Radi, bakanlığın hizmet anlayışının ziyaretçi giriş çıkışlarında kolaylığın yaşandığı yerlerde güvenli güçleriyle ortak koordinasyon yoluyla yüksek akışı garanti edecek şekilde bulunması gerektiğini vurguladı.
Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kaysel Muhammedavi ziyaret için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında İmam Musa Kazım Aleyhisselam ziyaretini güvence altına alma planının bir hafta önce başlatıldığını duyurdu. El-Muhammedavi düzenlediği basın toplantısında güvenlik güçleri tarafından proaktif operasyonların uygulanmasının yanı sıra ziyaretçilere en iyi hizmet sunmak için hizmet ve sağlık daireleri ve Kutsal El-Atebe El-Kazımiye ile koordinasyonun güçlendirilmesine değindi. İmam Musa El-Kazım'ın aleyhisselam şehadet yıl dönümü münasebetinden dolayı Diyale halkı İmam İbrahim el-Semin'i ziyaret ettiler. İmam Musa el-Kazım aleyhisselam şehadetinin yıl dönümü münasebetinden dolayı ziyaretçiler İmam İbrahim Semin'in ziyaretine Diyale'de geliyorlar. Ziyaretçiler için bütün ihtiyaçlar düzenlendi. Biz 22 Recep'den istihdaratımız almışız. Cemi' mevakıb kademiye ve heyatı kademiye bizim gelenimiz Kut'tan vardı. Diyale'den vardı, Duz Hurmat'tan vardı, Tezze Hurmat'tan vardı, Kerkük'den vardı. O Karatepe'nin mevakibi ve heyat-ı kademiyası hamsı hazır olduk. 22 Recep'den istihdaratımız bitirdiğin 24 Recep hatta muazzileri İmam Musa'nın istişadı günü için istikbal edeğin. İkinci noktamız bir iştima oldu emni. Tefaham oldu, ittifak oldu cemi acizel emniyeden, şurtadan, geçten, haşidimizden. Cemiyat vacibat, herkes bildi vacibatın. Üçüncü noktamız bizim haşid, Allah razı olsun sözlerinden iki kamera hararıya getirdi bizim için. Emniyen inşallah muazzileri biz cuma günü istikbal ederiz, ihya ederiz. İmam Musa'nın istişadı her il 25 Recep'de Muhafaza Diyale'de, Nahiyat Karatepe'de, Mezar İbrahim İsmin, İmam Musa'nın oğlanlarındadır. Her kim hardan gelipler başımız üstte, biz de hizmetkar kallığın. İmam İbrahim Semin mezarına ziyaretçiler Kerkük'ten ve Tuz Hurmatı'dan ve Dakuk'tan ve başka ilçelerden geldiler ve ziyaretçilere hizmet etmek için her şeyi düzenlediler. Tahdiratımız budur, millete hizmet edeceğiz, zıvarlara hizmet edeceğiz. Yemekten, sudan, çaydan, ayranla, her ne gelirse elimizden bu hizmetkar olarak biz bu zıvarlara. Bu emniyet cemaatinden de hamdolsun emniyet de iyiydi burada. Kadamat etne güne inde kadar cemaat edirgin mevkub istikbal edirgin zuvarı. Her sene 25 Recep bizim vacibimizdi. Gelir gece gündüz hizmet edirgin zuvarı. Bu hal bu durum. Elhamdülillah şükür. Her şey paylarım. Anu aşkal. Yani ne albal var mevcuttu burada kadamat. Şimdi gelip bizden Bağdat'tan gelip, Kut'tan gelip, cemaat, mantaka Zübeyde'den gelip, Cide'de Şat'tan gelip, Tezeden gelip, Duz'dan gelip, Bağdat'tan cemaatimiz var gelip. Biz bugün gelmişiz buraya, mevkup kurmuşuz heyetli İmam Hasan el-Askeri, Hayy-i Sadr. Hizmet-i Zairin Musa el-Kazım aleyhisselam, bi zikra istişhadihi. İmam Musa aleyhisselamın şehadetinin yıl dönümü münasebetinden dolayı ziyaretçiler buraya gelmeye başladılar. Diyale ilinden Türkmen AYM'nin Uydu kanalı, Haydar Türksöz. Başkent Bağdat'taki ziyaret merasimi hakkında daha fazla bilgi almak üzere muhabiri arkadaşımız Hasan Abo'ya canlı olarak bağlanıyoruz. Hasan Abo, beni duyuyorsan oradaki atmosferi bize anlatır mısın? Evet, ilk önce herkese başsağlık dileriz. Bugün Hazreti İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam'ın yıl dönüm şehadeti günüdür. İnsanlar bugün Irak'ın farklı şehirlerinden yürüyerek Hazreti İmam Musa bin Cafer peygamberin torununun türbesine doğru gidiler. Bugün her yerde insanlar için hizmetler sunuluyor. İster Hazreti İmam Musa bin Cafer aleyhisselamın türbesinin yanında olsun, ister de türbenin dışında olsun, insanlar mevkip sahipleri çadır kurarak insanlara her türlü hizmetleri sunuyorlar. Ziyaretçiler için yoldan uzak yerlerden gelenler için yer hazırlayıplar. Gece vakti sağoli bahsi kimseleri yürüyemeye, yürümeye takatı gücü kalmıyor. İstirahat dinlendiği yerde hemen geçiyor. İster çadırlarda olsun, ister cami veya Hüseyiniyelerde olsun. Rahatını alıyor. Ondan sonra başlıyor
Yermağa, ister Nasırya'dan olsun, Basra'dan olsun, Helle, Necef, Kerbela, Babil, diğer şehirlerden, Diyale'den, bilmem Musul'dan, her yerden insanlar gelip Irak içinden, Irak dışından da farklı yerlerden insanlar gelmiş. Bu sene, geçen seneler kimi ziyaretçilerin sayıları milyonlarca olur. Geçen sene 10 milyonsa bu sene de belki 10 milyonun biraz çok veya azı olduğunu sanılıyor. Hazreti Atebel Kazimiye tarafından ziyaretler için farklı yemekler sunuluyor. Artı mevkiplerde de çay olsun, yemek olsun, başka içecek şeyler olsun, her şey ziyaretçiler için sunuluyor. Bütün bu yardımlar ziyaretçiler için sunuluyor. Ziyaretçiler hemen bitirdikleri zaman başlılar yerlerine dönüler çünkü hava sağlıktır, kimse kalmak istemiyor. Bilirsiniz o bugünler ziyaretçi yani ziyaretçiler bazıları gidebilmiyor bu havaya kalsın çok burada hem istediği bir gün evvel dönsün evine rahatını alsın hem de hava sağlıktır kalabalıktır istemiyor kimse kalsın burada daha fazla imamı imamın etrafını kalabalık eylesin. Bu şekilde ziyara bugün Perşembe günüdür, son gündür. Yarın ve öbürsü gün başlar artık Bağdat ziyaretçilerden azalmaya, boşalmaya. Çünkü farklı yerlerden hükümet başlığı ziyaretçilere, ziyareti bitireni hemen Bağdat dışına veya Bağdat'ta bulunan yerlere, garajlara getirirler özlerini, ondan sonra aparırlar özlerini. Herkes geri dönüyor yerlerine. Evet, peki Hasan, oradaki ilgili bakanlıklar tarafından ister emni planlar, ister de hizmet planları nasıl gerçekleşti? Gelse güvenlik planına evet, hükümet farklı silahlı güçlerden birimler yaparak Bağdat operasyon ile ortak operasyon arasında bir anlaşma olarak başlıklar planı kurmaya İçişleri Bakanlığı'nda birkaç oturma toplantı yaptılar. Federal polis, ister asker olsun, ister istihbarat birimleri, ister Hacd-ı Şabi olsun, diğer silahlı güçlerin birimlerinden Bağdat'ın tüm etrafını ilk önce ziyaretten önce başladılar. Bağdat'ın etrafında Bağdat'a bazı defa yapılan bu terör eylemlerine birkaç operasyon yaptılar. Bugünlerde başladılar. Hazreti İmam'ın içinden başlayan Hacd-ı Şabi mesela örnek diyelim. Hacd-ı Şabi'nin bu sene üzerine ziyaretçileri İmam Kazım'ın içinden dışarı çıkartmaya başladılar. Ondan sonra o bir silahlı güçler başlaya çıkartmaya, güvenliği sağlamaya. Gelsek nakliye bakanlığında, nakliye bakanlığında her türlü yardımı sağladılar. İster trende olsun, ister de otobüs olsun, minibüs olsun, diğer araçlarla ziyaretçileri nakletmeye başladılar. Hatta Sağlık Bakanlığı başladı, seferberlik başladılar. Bu sene her ziyaretler için türlü hizmetleri sunuyorlar. Bu şekilde inşallah başlar artık ziyaretin son saatleri bitmek üzere. Ondan sonra herkes inşallah umarım evine sağlı dönsün. Evet Hasan, detaylı bilgilerden dolayı sana teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, bültenimize devam ediyoruz. Bu dosyanın başlangıcı Başbakan'ın yüksek bir hükümet heyetinin başında bulunup başkent Bağdat'tan ayrılarak Almanya'ya gitti ve 59. yılında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılma haberinden olacaktır. Konferansın dünyadaki güvenlik dosyasını görüşmek üzere 40'tan fazla devlet başkanı ve 90'dan fazla bakanın yanı sıra çok sayıda uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla düzenlenmesi planlanıyor. Enerji dosyasında devlet desteği ve Irak'taki elektrik krizinin sona erdirilmesinde ve Başbakan'ın denetiminde Elektrik Bakanlığı Amerikan General Electric Şirketi ile bir mutabakat imzaladı. İmza töreninde Başbakan,
hükümetin enerji dosyasını desteklemek konusunda ciddiyetini vurgulayarak istasyonların üretim bakım seviyelerinin elektrik akımı sorununun çözümüne katkı sağlayacak şekilde yükseltilmesi için Elektrik Bakanlığı'na tam destek verdi. Aynı konuda ve Rakiye Haber kanalının önceki bir haber bültenine konuk olan Elektrik Bakanı Ziyad Ali bu mutabakat hakkında bir açıklamada bulundu. Elektrik Bakanı Ziyad Ali, sağlam şirketlerin Irak'ta elektrik sektörünü geliştirmesi ve üretim istasyonlarını için gaz ve akaryakıt yatırımı yapması için zeminin hazır olduğunu vurguladı. Elektrik Başkanı ayrıca enerji sisteminin geliştirilmesi için imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaların bu yıl bütçedeki ödeneklerini de içerdiğini vurguladı. Bakan Ali bu anlaşmaların öncelikler gibi ölü bir mutabakat olmayacağına işaret etti. Ekonomik açıdan ve ekonomiyi geliştirmeye yönelik uluslararası işbirliğinde ABD-Irak stratejik çerçeve, daha doğrusu çerçeve anlaşması Yüksek Koordinasyon Komitesi, Irak ve ABD heyetlerinin Washington'daki toplantısının ardından ortak bir bildiri yayımladı. Ortak açıklamada iki heyetin iki ülke arasındaki stratejik ilişkiyi derinleştirme konusundaki kararlılıklarını tazelediği belirtilirken, paralel döviz kuru piyasalarda dahil olmak üzere Irak ekonomisinin karşı karşıya olduğu güçlenirken ele alındığı ve ABD'nin bu çabaları memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Güvenlik açısından Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bağdat'ta iki kızı kaçırıp öldüren bir çetenin tutuklandığını duyurdu. 7 yaşında küçük iki kızı kaçırıp öldüren ve 3 kişiden oluşan çetenin aileleriyle para pazarlığı yaptıktan sonra tutuklandığı doğrulayan teşkilat operasyonun çete üyelerinin evlerini baskın düzenledikten sonra gerçekleştiğini bildirdi. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı resmi sözcüsü Tümgeneral Yahya Rasul, Kerkük'te terör örgütü DAEŞ'e ait 8 sığınağın imha edildiğini bildirdi. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Rasul, Kerkük'te terör örgütü DAEŞ'e ait 8 sığınağın imha edildiğini bildirdi. Sözcü Resul yaptığı açıklamaya göre, ordunun 3. Tugayına bağlı 3. Tabur Komando güçlerinin Kerkük'ün güneyindeki Vadi Şay bölgesinde DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtti. Resul ayrıca operasyon kapsamında DAEŞ'e ait 8 konağın ve yere yerleştirilen 4 adet patlayıcı madde, ayrıca 2 adet yeraltı tünelinin imha edildiğini vurguladı. Terörle Mücadele Teşkilatı terör kalıntılarını Kerkük dolaylarında tamamen yok edene kadar operasyonlara devam edeceklerini vurguladı. Diyale Operasyonlar Komutanlığı operasyon bölgesine bağlı Narin bölgesinde biri tehlikeli terörist başı olmak üzere iki teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Güvenlik basın hücresinden yapılan açıklamada Diyale Operasyon Komutanlığı'nın birimleri aracılığıyla DAEŞ terör çetelerinin sığınaklarına gerçekleştirilen hava saldırılarının yeterliliğini denetleme görevini yürüttüğü, silah ve tecihizatın ele geçirdiğini belirtildi. Rafiden Bankası dolar döviz kurunu korumaya yönelik tedbirleri kapsamında bankanın Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki şubesinin tatillerde de açık olduğunu ve seyahat edenlere resmi kur üzerinden dolar sattığını duyurdu.
Bankanın bir açıklamasında doların seyahat edenlere satışın Irak Merkez Bankası tarafından desteklenen 1320 dinar olarak belirlenen resmi fiyattan olacağı belirtildi. Irak'taki mali suçların takibinde uzmanlaşmış Milli İstihbarat Teşkilatı müfrezeleri ise döviz kaçakçılığı yapanlardan birini tutukladı. Teşkilattan yapılan kısa açıklamada tutuklanan kaçakçılık için hazırlanmış 140 bin ABD dolarına sahip olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki barınma merkezlerinden 59 Iraklının Musul'a tahliye edildiğini duyurdu. Irak'ın Ankara Büyükelçiliği deprem bölgelerinden göç eden vatandaşların sayısındaki artış nedeniyle ikinci sığınma merkezinin açılığına duyururken daha önce Türkiye'de 17 Irak vatandaşının deprem bölgelerinden tahliye edildiğini doğruladı. Birleşmiş Milletler Suriye'ye daha fazla yardımla destek çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri resmi sözcüsü Stefan Dorajic, Suriye'ye bugüne kadar ulaşan toplam yardımın yaklaşık 19 milyon dolara ulaştığını söyledi. Deprem felaketinde ayrıca Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 10. Güney Eyaleti'ni vuran yıkıcı deprem sonucunda etkilenen bölgelerden 216 binden fazla insanın tahliye edildiğini duyurdu. Afet Yönetim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada toplam ölü sayısının 36 binin üzerine çıktığı, yaralı sayısının ise 85 bin sınırını aşarak 4.323 artçı depremin kaydedildiği belirtildi. Arap haberlerinin başlangıcı İsrail işgal güçlerinin El Halil bölgesinde Şehit Muhammed El Cuburi'nin evini havaya uçurduğunu İsrail işgal güçlerinin ihlalleri haberinden olacaktır. Filistin medyası işgal ordusuna yönelik bir askeri istihkam biriminin dün gece ve baskın düzenlediğini ve dış duvarları yıktıktan sonra bina sakinlerini ve komşu binaları tahliye etmeye zorlandıktan sonra eve patlayıcı maddeler yerleştirdiğini bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşının yansımalarında ABD Ukrayna'nın Kırım'a geri alma girişimleri konusundaki uyardı. Dışişleri Bakanı Antonio Blinken kararın yalnızca Kiev'e ait olmasına rağmen ülkesinin bu adımı desteklemediğini söyleyerek Kiev'in yardıma üzerindeki kontrolünü dayatma girişiminin Rusya Devlet Başkanı için bir kırmızı çizgi olacağını ve bunun da bir kriz yol açacağını belirtti. Şimdi ise haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Abdülatif Cemal Reşit'in İmam el-Musel Kazım'ın aleyhisselam şehadet yıl dönümünde dersler çıkarmaya yönelik çağrıda bulunduğu Recep ayı ziyareti haberinden olacaktır. Ulaştırma Bakanlığı ziyaretçileri taşıma sürecini tartışmak ve geri dönüş hazırlamak için bir operasyon odası kurulduğunu açıkladı. Enerji dosyasında devlet desteği ve Irak'taki elektrik krizinin sona erdirilmesinde ve Başbakanın denetiminde Elektrik Bakanlığı Amerikan General Electric şirketi ile bir mutabakat imzaladı. Güvenlik açısından ulusal teşkilat, güvenlik teşkilatı Bağdat'ta iki kızı kaçırıp öldüren bir çetenin tutuklandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki barınma merkezlerinden 59 Iraklı'nın Musul'a tahliye edildiğini duyurdu. Deprem felaketinde Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 10 Güney Eyaleti'ni vuran yıkıcı deprem sonucunda etkilenen bölgelerden 216 binden fazla insanın tahliye edildiğini duyurdu. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.